Herkese selam arkadaşlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda Honda Civic ve adaşım Emirhan var. Nasılsın Emirhan? İyiyim abi, sen nasılsın? İyidir vallahi, kendi adımı başkasına telaffuz edince biraz tuhafıma gitmedi değil. Evet. Çok fazla Emirhan bulunmuyor. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz abi, Allah'a şükür, sen nasılsın? İyi, çok şükür, ne olsun. Biz de artık bahar geldi. Biraz daha piyasaya açılalım, evet, ticaretlerimizi hızlandıralım dedik. Böyle güneş vurduğunda da biraz beyaz siyah renkten daha tatlı renklere kaçıyorsun. Böyle mavi ilanlar, sarı ilanlar, kırmızı ilanlar. Bu bordosunu da seviyorum, açık konuşayım, Honda'nın. Daha öncesinde biliyorsunuz bir işitme cihazcıdan zaten burada da çıkar pazarlığımızı yapmıştık. Ama nasip olmadı, bir pazarlıkta anlaşamadık. İnşallah seninle anlaşırız, arabayı alırız diyorum. Amin inşallah. İnşallah. Senin kafanda düşündüğün bir rakam vardı, biz onu konuştuk. Evet. Dedik arabaya bakalım. Bu arabaya özellikle bakmak istedim. Yani gelmeden önce yine bir fiyat üzerinde konuşuyoruz ama bu arabaya özellikle bakmak istememin sebebi arabayla oynanmış. Evet, Ali'yi de şu anda bir köpek taciziyle... Evet, bayağı biraz oynama var arabada. Şimdi senden bir arabanın normal bilgilerini istiyorum. Sonra arabada hangi modifikasyonları yaptığını isteyeceğim. Arabamızın genel bilgisi nedir? Yani bir ilana girdiğinde nelere yazıyorsun? Araç Honda Civic 2022 model, kırmızı. Executive Plus diye geçiyor bu. 182 beygirlik. Tüp yok arabada. Güzel. Yani bu kadar. Kaç kilometrede? 60 bin kilometresi 60 bin. Var. Bakımları servis mi yoksa dışarıda servis, mı? Servis. Servis bakımı. Servis dışı yok zaten. Garantisi tamam. De hala devam ediyor. Güzel. Bu modifeli Honda Civic galiba 5 sene 100 bin mi veriyordu Honda? 5 sene 100 bin olması lazım. Çünkü çoğu firma artık azaltmış. Mesela ben Peugeot'u... 6 sene şu an bunun garantisi. Uzatılmış mı? Aynen. 6 sene uzatılmış. Yani mesela çoğu firma artık düşürmeye başladı. 40 bin kilometre, 2 sene, 3 sene. Hani garantiler artık teknolojiyle birlikte azalmaya başladı. Teknoloji artınca da arabanın içinde, sağında, solunda arızaları da bununla birlikte geliyor. Firmalar biraz onu kaçırmaya başladı. Ama Honda zaten Japon arabaları, Asya arabaları hani hem dolu dolu olur hem garanti konusunda biraz bol olurlar yani arabayı satmak için. Zaten biliyorsunuz ki Honda'dır, Toyota'dır, Kia'dır. Bunlar zaten motorlarıyla uzun süre gitmesiyle ve dolulukları ile bilinir. Biraz Alman kısmında opsiyonculuk deriz hep. Honda o yüzden dolu dolu kaliteli bir arabadır. Motor konusunda zaten güzeldir. Genelde bunlara LPG takarlar. Hatta FC5'te fabrika çıkışı LPG'liler de var. Evet, genellikle zaten LPG'li tercih ediyorlar bunları. Evet, az yaksın. Hem ekonomik olduğu için. Hem... Şu anda benzin de ne kadar yakıyor? Yani şu an benzinde 12 civarı yakıyor. 12 yakıyor mu? 12-11 basarsam. Basmazsam 10 yakıyor. Basmazsan 10 yani yine normal. Yine ya aslında fazla. Baktığında 1.0 Clio'yu da binsen 9'un aşağısını göremiyorsun arkadaşlar. Yani benzin motoruna göre daha hızlı yanan bir madde olduğu için, bir de elektrikle yanıyor biliyorsunuz buji sistemi. Hani hazır bir ısıyı kullanamıyor. Direkt sürekli yakması lazım. Hani en düşük motorda bile 8.5-9'un aşağısına düşüremiyorsunuz. Böyle bir ağır kasada sedan arabada da 10 görmek normal ama 11-12'ye geçtiğimizde iş biraz daha farklı boyutlara geçiyor. Şimdi arabamızı anlattın. Arabamız stok haricinde senin yaptığın bazı şeyler var. Evet, bunlardan var. Bahseder misin? Bahsedeyim. Burası tampon, burası tampon eki. Bu sonradan yapıldı. Tamponumuz orijinal. Tampon orijinal. Bir lip takmışız öne. Evet, önek. Önekimiz var piyano bilekle birlikte. Evet. Rengi yine oturtturamamışlar. Buradan kaportacı ustalarımıza evet, selamlar. Evet, onu değiştireceğim. Özel renklerde hiç tutturanı görmedim yani. Çok nadirdir. Ya, tutturan usta var da ben farklı bir yerde yaptırmıştım. Ondan dolayı tutmadım bunun rengi. Bu renk biraz daha özel olduğu için. Evet, biraz zor tutuyor. Evet, zor tutuyor. Onun haricinde C sis LED'imiz var. Evet. Bunlarda normalde sis farı var değil mi? Evet, şu sis farı da var. Evet, ön var. Park sensörümüz de var ama sen bir gündüz LED'i gibi bir şey yapmışsın. Evet, yaptım. C şeklinde. Kayar sistem oluyor. Hı-hı. İşte Amerikan Park'la birlikte komple sarı şeklinde yaptım ben orayı. Araba çalışmadan gösterebilir misin onu? Bir gösterebilirim. Ekranda da çıksın. Onun haricinde ben de şeyi göstereyim. Lipimiz de şuradan kırılmış. Tabii bu arabayı biraz daha uzattığı için kaldırıma sürtebiliyorsunuz. Şu anda Amerikan Park'larımız açık. Farlarımızın üstündeki kaşlarla birlikte C'ler de yanıyor. Özellikle akşamları daha güzel olacağından evet, eminim. Evet, çok güzel oluyor. Ama gündüz bile belirgin. Biraz göz alıyor akşamları ama bu şekilde kullanıyor musun? Evet. Hep bu şekilde geziyorum. Normalde sis yakmak yasak. Sen sis niyetine yok, bu sis diye geçmiyor ya. O yüzden bir şey olmuyor. Gündüz dedi gibi ama gündüz değil akşam kullanmayı tercih ediyorsun evet, galiba. Komple güzel. Böyle geziyorum ben. Farlarımızı şöyle göstereyim. Matrix far. Onun haricinde ön park sensörümüz bulunuyor. Dediğim gibi Honda'larda zaten dolu dolu geliyor. Orijinal jantıyla bırakmışsın arabayı. Evet, orijinal jantıyla bıraktım. Biraz daha inç. Konfor seviyorsun galiba. Basmamışsın da. Evet, basmadım. Yaylar da orijinal. 17 inç bir jantımız var. Hı-hı. Lastiği daha 2-3 gün önce değiştirdik. Bu zamana kadar eski lastiği fabrika çıkışı lastiğiyle kullandınız evet, galiba. Evet, 60 bin kilometreye kadar aynen. Öyle kullandık. Ondan bir lastik sonra... ömrü zaten ortalama 40-60 bin kilometre arasında oluyor. Evet, bayağı yemişti. Yani aslında 40 bin gibi değişmesi lazım da 60'a kadar Türk usulü kullanıyoruz. Evet. 1,5 katını. Şu Civic detaylarını eklemişsin. Evet, bunlar onları orijinalinde ekledik. Yok. Yarasa ayna kapağımız var. Yarasa ayna kapağı. Ondan sonra... Ön cam bir kalın cam filmi çekmişsin cam ama... Cam filmi çekildi ama güzel çekilmedi. Evet, şöyle göstereyim. Cam filminde çok fazla baloncuk var. Bunun bir tur sökülmesi lazım. Onun haricinde krom çıtalarımız var kapılarda. Evet. Bunlar sonradan yapıştırma değil mi? Sadece üst tarafı fabrikasyon oluyor. Burası mat şeklinde geliyor. Orayı da ben krom yaptım kendimce.
bence. Bütün olmuş ama güzel olmuş. Evet, bütün yaptım işte. Arabanın yan duruşu da güzel, açık konuşayım. Arabayı biraz stok bırakman açıkçası güzel olmuş. Orijinal jant, orijinal ya lastik biraz kalınlığı. Tatlı dursun istedim. Duruş olarak da güzel. Istedim. Zaten rengi arabanın kendini belli ediyor. Yani orijinal jantının olması, orijinal basıklığının olması güzel. Çok basıp da bu arabanın ömrünü yememek lazım. Evet. Yani özellikle bir de yeni araba olduğu zaman yani bu şekilde daha tatlı oluyor. Burada bir Bugatti efekt vermişiz. Hava kanallı. Ya kelebek camımıza. Olmaz olmaz. Ya özellikle yani bu kasada değil. Bu kasayı yine biraz daha böyle hani beyaz yakalılar kullanıyor. Daha tatlı. Stok biniyorlar ama FC5'ler özellikle ya ömrünü yediniz arabanın ya. Vallahi kardeşim biraz rahat bırakın. Şuraya bir resim koyayım. Birkaç tane hatta. Yani şunun devamının devasa olanını düşünün. Şu arka cam boyunca devam edenleri. Şu kanatlar. Ondan sonra buraya macunlardan dodik yapmalar falan. Şu CV'yi bir rahat bırakın ya. Buradan seslenelim. Ya çok oynuyorlar CV'yle. Değil mi? Evet. Özellikle FC5 artık eski kasa olduğu için. Ya ona çok genç kişi biniyor. Buna da biraz orta yaş sınıfı biniyor işte. Senin yaş ondan kaçtı? 20. 20'ye göre sana evet biraz daha ağır kaçmış ama Civic Civic'tir. Yine bir sportifliği var. Sen zaten az önce videoya başlamadan lastik parlatıcını çektin. Evet. Saçımı düzelttim zaten az önce orada. Bayağı parlıyor. Bir bagajını açalım. Şöyle stopları göstermek istiyorum. Orijinal stopumuz değil. Civic'in Dragon stopu. BMW'de de aynı şekilde var. Bunlar kayıyor mu BMW'deki gibi? Kayıyor kayıyor. İçten sinyal verince falan. Yok, sinyal verince kayma yok. Sinyaller kayıyor öyle. BMW'de şey oluyor ya, bu mesela böyle tık 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 geliyor, yok, gidiyor. Animasyon oluyor tabii. Tamam işte bu animasyonu söylüyorum zaten. Tamam, bu animasyon oluyor. Ya, güzel ya, bu animasyona tavız. Yine aracımızda arka park sensörlerimiz var. Reflektörlerimiz de aynı şekilde ışıklı. Evet. Yanıyor. Üstünde bir yapışkan mı var yoksa kapağı mı değişti? Çünkü orijinal de böyle değil. Orijinali böyle değil. Onu sonradan ben kendim yaptım. Kayar sinyalli. Evet, o da güzel olmuş. Yani bu animasyonla birlikte gidip geldi evet, zaten. Evet. Gayet güzel. Onun haricinde bir difüzör yapmışsın, bir de egzoz yapmışsın. Difüzör, egzoz ucu, bir de egzoz sesi yaptım. Evet, egzoz sesi de var. İkisi de faal galiba çünkü içi de kurumlu. İkisi de çıkıyor. İkisi de faal yani aktif. Çünkü bazen tek aktif olunca birisi çok aktif parlıyor, diğeri siyah kalıyor. Kara plaka yapmışsın. Bunun kara bir yasallığı var mı? Yok. Ceza keserler görseler kesiyorlar, de. Kesiyorlar. Evet, kesiyorlar. Özel ama plaka şu ana mı kadar hiç ceza yemedim ben. Arabanın dış görünümünden olsun, egzoz sesinden olsun hiç ceza yemedim. Çevirmelere giriyorsundur ya. F30 her gibi. Her çevirmeye giriyorum. Değil mi? Her çevirmeye giren bir araba. Direkt böyle çeviriyorlar. Dıştan yazacak bir şey yok. Bir cam filmine yazılabilir, bir egzoza yazılabilir. O zaten her yerde adettendir. Evet. Bir de kara plaka kullanıyorsun. Amerikan yani Park'tan dolayı çoğunlukla evet çeviriyorlar. Egzoz sesi, bir de sesleminden. Ama Amerikan Park'a çok takılmıyorlar galiba. Alıştılar herhalde. Alıştılar. Alıştılar. Polis abilerimiz de sağ olsunlar. Bir bagajını açıyorum müsaitse. Müsait. Sen bir Ares logosu patlatmışsın ama bu kasanın Ares'i Türkiye'ye geldi mi? Gelmedi. İlk midir? Türkiye'de ilk Türkiye'de diye başlık ilk atabilir miyiz? Burada buradan söylüyorum. Şöyle bagajı da bir açayım. Elektrikli bagajımız yok. Geri görüş kameramız var. Şöyle. Az önce bahsettiğim setler burada. Bayağı cam filmi, aynen şampuanlarınla falan bebek geziyorsun. Şampuan, bebek şampuanı. Severek yıkıyorsun. Severek yıkıyorum. Ses sistemi var mı arabada? Ses sistemi var, var arkada. İçeride bir şey yaptın mı mitlere falan? Var. Kapı içlerinde mitrençler var. Bir de tweeterlar var bir takım. Orijinal yerine mi koydun mitleri orijinal değiştirip? Orijinal yerine. Orijinal. Evet. Tweeterları da kapı. Ön göğüse koydum. Ön göğüse koydun. Tamam, onunla içi geçtiğimizde bakarız. Arkada bir basın var. Bir kuru kafa efekt vermişsin. Bunları basın alırım. Basıldıkça oynuyor. Eşek semeriyle satılır diye hep sevdiğim bir söz vardır. Bir de basın üstüne takmışsın. Bas oynadıkça bu da oynuyor. Evet, o da oynuyor. Bir de iskeletin elinde üstünde bas var. Şöyle göstereyim. Çift bas. Evet, çift bas. Ya bayağı iyi. Güzel bir tasarım olmuş. Zaten bezin, süngerin, hani bakım setlerin, antifrizin. Arabaya bakmayı seviyorsun. Çok severim. Haftada en az 3-4 sefer yıkıyorum. İyi, güzel. Benzinlikte falan mı yıkıyorsun? Benzinlikte, yoksa para dayanmaz. Doğru. Bir yıkama olmuş 400 lira. Ya biraz parayla da alakalı. Bazen de hani kafanı boşaltmak için. Ya tabii. Böyle biraz hobi niyetine. Ucuz olsa da yine benzinlikte yıkarım. Aynen. Yıkardım. Kendin yani yıkıyorsun. Evet, kafayı boşaltıyorsun. Bir hobidir yani, keyiflidir. Hobi. Arabamızda onun haricinde sunroofumuz var, katlanır evet aynamız var, katlanır anahtarsız girişimiz var. Evet. Yani bu çip krizinin olduğu yıllarda bile bu kadar özellik koymak, yani gerçekten Honda'yı tebrik ediyorum. Bir kaputu açacağım tamam müsaadenle. Açalım. Arabanın eksper durumunu sormadım. Genel olarak bir modifiyesiyle ilgilendim ama eksper durumu nedir? Değişen eksper boya, tremer. Arabada sadece arka tampon değişti. Onun haricinde tremer, boya değişen hiçbir şekilde yok. 35 bin lira hasar kaydı var. Arka tampon boyasından mı? Hayır, yani tampon değişiminden. Tampon değişti sadece. Serviste mi değiştirdiniz? Serviste değiştirdim. Keşke bir tampon alıverseydiniz ya. Tremersiz, hatasız, boyasız diye geçerdi. Ya şimdi plastik araba parça yeni satarken önemli değil ama 35 bin tremer kısmı biraz evet insanı şey yapıyor. Ya eksperde gözükmüyor diye biliyorum. Yok, plastik parça gözükmez. O yani pazarla bile etkileyecek bir şey değil. Zaten yenisini takmışsın, serviste değişmiş ama tremersiz de diyebilmek için hani sonuçta bir kazaya karışmamış evet büyük. 35 bin lira bir tampon için yüksek. Ya yani şimdi arabada yeni olduğu için evet pek parçası bulunmuyor. O yüzden bir de tampon bulamadık deyip geçemiyorsun.
biliyorsun değil mi? Park sensörleri falan var. Evet tabii. Hani onların hepsinin eksiksiz yapılması lazım. Ya orijinal servisinde olsun istedik işte. Anladım. Yani bu arabanın boyasının olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani değişene de okey ama boyası dışarıda tutturulmuyor. Aynı şekilde evet. Lip'te zaten bir deneme yapılmış. Hani bir kapısı değiştiğinde mesela ön kapıyı boyadığında direkt arka kapıyla arasındaki renk tonu çok net belli oluyor. Gidip serviste boyatmanız lazım. Evet, boya kodunu versem de yapamıyorlar. Yok yok yapamıyorlar ya. Yani dışarıda bir ustaya yaptırırsan yapamaz. Serviste birebir yaptıracaksın. Evet. Onların elinde zaten dışarıdan gelen boyalar var. Kule gergisi yaptırmışsın. Evet. Orijinalinde bu yok. Evet yok. Bu da ayrı bir detay olmuş. Kırmızı rengi vermişsin. Şu aküdekiler falan herhalde tesisatın. Yok o egzozun. Bu egzozun mu? Evet. Biraz onu sanki çok izleyemedim. Gelişi güzel yapılmış şöyle evet, bantları şeyleri. Evet gelişi güzel. Kötü ustaya hani, denk geldik. Bu tür elektrik işleri aslında araba için tehlikeli. Şu an bile fark ediyorsan bir sıcaklık yükseliyor. Evet o hani bu yolda elektrik bayağı aksamı, bastığından dolayı biraz sıkıntı. Sıcaklık. Hani bazen şeyler oluyor. Yolda giderken işte bir BMW gördüm yanıyordu ediyordu. Arkadaşlar yani stok bir arabanın yandığını daha bugüne kadar görmedim. Ya piston büyütüyorlar ya işte böyle kötü çekilmiş bir elektrik sistemi oluyor. E dışarıdan müdahale yaptığınız zaman bu arabalarda kaldırmıyor yani. Hani bir mühendislik tasarımı var bir şey var. Ben bir ses sisteminin tesisatını görmek istiyorum galiba. Amerikan Park'ı bulduk. Şöyle göstereyim. Evet. Şu Amerikan Park. Elektrik sistemini yine görüyorsunuz. Bu arabanın bir galiba elektrik sisteminin elden geçmesi lazım. Onun haricinde burada egzoz sisteminin. Galiba şuradan giden ince kablo da ya ses sistemidir ya da Amerikan Park'ın elektriğidir. Hani çok fazla da senin arabanı kurcalamak istemiyorum ama videoyu yok, göstermek bir de ambiyansın elektrik sistemi var. Sonradan bir ambiyans mı yaptırdın? Evet iç ambiyans. Ya bu kadar şeyi sonradan ekleyeceğine keşke bunların hepsinin olduğu bir araba alsaydın. Ya ama şimdi Honda bir başka. Ya Honda olsun ama dolu olsun diyorsun galiba. Evet. Fabrikanın yapmadığı ya şeyleri ekliyorsun. Oynamak daha güzel oluyor kendince böyle bir şeyler katıyorsun arabaya. O daha güzel oluyor, hoş oluyor. Evet kendin kattığın şeyler güzel ama biraz daha bence şu konulara dikkat etmek lazım. Evet diye. O kötü ustadan dolayı. Kötü ustadan denk gelmişsin. Onun haricinde araba orijinal olması güzel. Çünkü LPG takıldığı zaman motorun illaki ömründen götürüyor. Yakıt olarak yarı yarıya fark ediyor. Bu detay güzel. Ben binici olsam ben de LPG taktırırım açık konuşayım. Ama alırken bu şekilde almak motorun ömrü için en makul olanı. Ben olsam ben de LPG alırdım. 2 günde bir benzinliğe gidiyorum. Ya sen ama çok kafaya takmıyorsun yani. Galiba yakıt konusunu. Yok takmıyorum. Ya yakıtı taksan direkt LPG taktırırdın zaten. Onun haricinde arabamızın ön düzeninde bir kazası yok. Bu yine özel bir renk olduğu için arkadaşlar çok kolay anlayabilirsiniz. Şöyle çamurluğumuzun vidalarını göstereyim. Herhangi bir şekilde anahtar girmemiş. Kaput da aynı şekilde. Bu zaten bordo bir renk olduğu için biliyorsunuz bu vidaların rengi gümüş gri oluyor. Bir oynama olduğunda üstündeki boyayı atıp direkt gümüş gri rengiyle karışıyor. Daha detaylı bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Onun haricinde diğer tarafa da bakıyorum. Herhangi bir çamurlukta kaput ağzında oynamalar yok. Önden büyük kazası yok. Farlarımızda oynama yok. Klasik bir kontrolümüzü adettendir yapalım. Kaputun altında bu şekilde. Şöyle kaputumuzu da kapatalım. Bak bu bunda, kasanın kaputu çok ağır ya. Evet bunda dalgalanma olayı yok mesela. Bak onu bahsedecektim. FC5'in kaputu çok hafif. Evet. İnanılmaz hafifti. Bir de mesela, zaten ilk çıktığı kasada bu dediğin dalgalanmalar oluyordu. Evet. Bayağı dava olayı oldu. Bazılarının kaportalarını değiştirdiler. Bunda olay yok. Bayağı ağır. Bayağı git gidebildiğin kadar mesela 230 yap, 240 yap. O dalgalanma olayı pek olmuyor. Galiba ya o dalgalanma olmasın diye bayağı ağırlaştırmışlar ya. Hafif oluyor ama şöyle birazcık oluyor yani. Ya illa ki her arabada bir hava girdiğinden dolayı sallanma olur ama ağırlık konusu bayağı eklenmiş. Evet evet. Onun haricinde zaten ön camda arabadaki şerit takip. Şerit takip var. Diğer leva okuma falan var mı tabela okuma? Var var. Hepsi onların var. Arabaları algılama var. Çarpışma uyarı. Çarpışma önleyici var. Şerit güzel. Takip. Dolu var. Dolu bir araba yani. Evet dolu aslında. İçte hayalet göre. Büyük ekran. Hayalet var. Multimedyası koltuk büyük. Koltuk ısıtma var mı? Koltuk ısıtma da var. Güzel. Dolu dolu bir araba. Evet. Arabanın dışı bu kadardı. Bir de arabanın içine bakalım. Tamam, ardından bakalım. Pazarlıkta anlaşırsak arabayı İnşallah almak anlaşırız. İsteriz. Sağ olasın ben tanıştırma memnun oldum. Ben de memnun oldum. Emirhan merhabalar. Merhaba Ali abi. Eyvallah sağ olasın. Bundan sonra videonun kalanında sana Emir diyeceğim. Niye? Çünkü Emirhan hariç birine Emirhan deyince kendimi tuhaf hissettim. Ya zaten bana da hep Emir diyorlar. Emir'den daha devam. Daha iyi olur. Okey Emir'den devam. Bir sürüşüne bakalım. Anahtar. Tamam bakalım. Küçük bir anahtarı var. Küçük bir anahtarı. Harbiden çok küçük bir anahtar evet. Var bu arada. Şöyle göstereyim. Bunu gerçek bir anahtarla yan yana koyalım. Sen büyüyünce araba mı olacaksın? Normalde anahtar boyları 3 aşağı 5 yukarı bu kadar oluyor. Evet, bayağı küçük. Anahtarın bayağı küçük. Var. Yedeği var mı? Yedeği de var. Yedeği de var. Var güzel. Var. Immobilizer'lı aç kapa var, bagaj aç var. Bir bu tasarım yeni değil mi? Evet, yeni. Şuradan mı çıkartıyoruz bunu? Evet, oradan çıkartıyoruz. Biraz zor çıkıyor. Ben de çıkartamıyorum. Bu çok kolay çıkan bir şey yapmamışlar ama. Tamam buradan çıkıyor işte. Ben evet, inanıyorum çıkıyor, sana. Çıkıyor çıkıyor. Okey arabana bir bakalım. Bakın. Geçtiğimiz günlerde bir tane G20 gelmişti. Evet. Mesela o arabanın satışı çok zordu. Çünkü modifiyesi gerçekten çok belli bir kesime hitap ediyordu. Ama bu modifiye hemen hemen herkese hitap edebilir. Evet çünkü o yüzden sade bıraktım biraz ondan dolayı. Güzel de olmuş hani yani bir tık çirkin olmuştu. Bu güzel de olmuş. O yüzden bunu sıkıntısız şekilde alırız. Satarken de sıkıntı yaşamayız. İnşallah hani pazarlıkta cam filmidir. Tabii pazarlıkta falan anlaşırız ya. Yalnız tamponu değiştirmişler dedim. Tamponu arkadaşlar çok kötü değiştirmişler. Servis mi değiştirdi bunu? Evet servis değiştirdi.
istediğin? Yani şöyle söyleyeyim, servisin vida atması peki? Yani anladın mı? Servis, sen vida şeklinde tampon değiştirmeyeceksin. Bunları Tofaşlara yapıyorlar artık yani. Hani servisini geçtim, araba Honda yani. Kıyıp da yapmayın böyle şeyleri. Atla hadi bakalım. Tamam. Bakalım. Arabanın içindeki bu kırmızı şey bu paket özelliğiydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yok, bu kırmızı özelliklerini de ben sonradan ekledim. Ama vardı, bu paketlerde vardı ya. Yok yok, bunda sen yok. Sen tamamen kendin mi tasarladın? Evet. Lan hangisine binsem hepsinin içi kırmızı. Ben de bunu paket özelliği zannediyorum. Yok. Ya aranızda yaygın bir şey. Yani ben Honda camiasına çok hakim değilim. Ne var? Kırmızı. Oğlum sıfır arabanın direksiyonu niye kapladınız? He? Manyak. Ya biraz sportif olsun diye kapladık. Allah aşkına ya. Bali ile mi yapıştırdılar bunu? Olabilir. Bakın sıfır araba, direksiyon kaplama. Alcantara mıdır bu? Evet. Bak güzel modifiye de diyorsun, burada sıçtın. Ya buraya kadar çok güzel modifiyeydi. Ön cam sağlam çatlak. Evet, sağlam çatlak. Bunu değiştireceğim serviste. Ne oldu? Taş mı geldi? Eğer satış yaparsak bunu değiştirip yaparız. Ha, hakkın var değil mi kaskoda? Var var. Ona da tramer yazacaklar. Burada. Evet, buna da 25 bin lira tramer işleyecek. Allah aşkına göğsü delmemiş ol. Bu yapıştırma değil mi? Yapıştırma. Ha. 25 lira da buna yazacaklar. Oldu sana 50 bin tramerli araba. Olacak artık. Ara, bunları fiyattan düşmemiz gerekecek. Yani yapacak bir şey yok. Anlaşırız ya. Anlaşır mıyız? Bak ama kablosuz şarj falan. Lan yapıyorlar dayı yani. Hani, yapıyorlar. Baksanıza arkadaşlar. Kablosuz şarj abi olacak. Bir girişimiz var. Type-C'in de var mı? Type-C'in de varsa çok güzel bir yok, araba. Yok o yok. Type-C yok. Şurada da mı yok? 2022 yok, araba. Yok. Allah Allah. Type-C olsaymış güzelmiş. Kablosuz şarjım var. Normal şarjım var. CarPlay'im evet. Var. Var var. Kablosuz var mı? Okey. Kablosuz CarPlay çok güzel. Ben Honda'ya aşırı hakim olmadığım için söylüyorum bu arada. Şimdi arabanın arkadaşlar tabii ki bu yeni kasanın ızgara sistemi harika harika. Yani evet, şöyle göstereyim. Nostalji yapmaya çalışmışlar. Mesela bunlar da çıkıyor. Ben sonradan yaptım. Bunlar sonradan takma değil mi? Evet. Kırmızı detaylar bunlar olsun da, değil mi? Diye. Sonradan. Evet, sonradan ama onlar bunlar çıkmıyor. Onlar yapıştırma. Dörtlü bu mudur gerçekten? Dörtlü. Dörtlü çok iyi ya. Dörtlü tam böyle buton gibi olmuş. Hoşuma gitti. Basışı falan da güzel. Izgara seti de güzel. Arabanın içindeki dokunuşları beğendim. Direksiyonu çok sevemedim. Açık konuşayım. Kırmızı tespihimiz bile var. Kırmızı tespihim bile var mıdır? Evet. Dur bakalım. Özel bir taşı var mı yoksa? Rengi mi kırmızı ateş sadece? Ateş kekibar. Dur tespihten anlarız oğlum. Boş adam değiliz. Evet güzel. Şöyle göstereyim. Arabanı beğendim. Arabana bakıyorsun. Belli ki ilgileniyorsun. Evet. Araba da zaten dolu dolu. Arkadaşlar bu arabanın her tarafında sensör var belli ki. Yoksa bu chamber şeklinde olmuyor. Ön arka oluyor. O boş yerinde mesela LPG butonu oluyor. Evet. Ama LPG senin arabanda LPG olmadığı için evet. Tabii olmuyor. Burada arkadaşlar ESP'yi kapattığınız tuş var. Park sensörünü kapatıyorsunuz. Bu da arkadaşlar hız sabitleme gibi duruyor ama bu göstergenin ışığını azaltıp kısabildiğiniz bir buton. Evet. Arabanın otomatik vites. Otomatik. 180 beygir. Bunlar ciddi de giden makinalar. Evet ama biz yazılım attık. Yazılım doğru. Attınız. Kaç oldu? 230. Arabanın garantisi devam ediyor dedim. Ama tanıdık var ya işte. Ondan dolayı biz seni tanıdığını biz tanımıyoruz ki. Arabanın garantisi bitmiş bizim için. Sildiririz bir şey olmaz. Bu arada bir de egzoz da var dedin. Ben bu arabanın garantisi olduğu konusunda seninle aynı fikirde değilim. Bir de sürüşüne bakalım. Ya servise gitmekle alakalı. Gitsek garantisi yok diyecekler. Sadece servise kadar gittiğimize kalırız. Tamam sürüşüne bakalım. Garantisini dediğim gibi hani 50 bin lira 60 bin liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Vererek garanti kapsamına tekrar sokuyorlar. Tamam. Ama garanti kapsamından çıktığına emin olabilirsin yani. Bagaj açma tuşu burada mıdır gerçekten? Evet. Kullanışlı mı peki? İlk defa burada gördüm. Kullanışlı. AVM falan girerken basıyoruz. Girerken direkt basıyoruz. Tamam bir de sürüşüne bakalım. Arayıcılık da var. Piyasada varsın galiba anladığım kadarıyla. Evet. Emirlerin hepsi bu şekilde zaten. Sunroof'tan çıkartıyorum. Sunroof'tan ayıcı mı çıkartıyorsun? Evet. Bakmayan kaldı. İşe yarıyor mu? Hani ulan ya sunroof'tan da ayıcıyı çıkartmış. Hemen şunun arabasına atlayayım diyeni gördün mü? Atlayayım diyeni görmedim de isteyeni çok oluyor. Ha, bayağı ayıcı mı ver diyorlar. Evet ayıcıyı bana ver diyorlar. Ha anladım. Onun da kendi ama... içinde bir piyasası mı var? Evet. Anladım. Okey. Tamam arabayı bir çalıştıralım. Şu egzoza bak ya. Biz komşu sahibi insanız. Şimdi arkadaşlar arabamızda egzoz var. Egzozun da şöyle bir kumandası var. Kumandan bu arada tatlı. Normalde egzoz kumandaları bir tık daha gizlemeye çalışanlar da oluyor. Bu tam egzoz kumandasıdır. Tabii. Hani USB şeklinde yapan var. Hani yapıyorlar. Ya parklara falan koyanlar bile oluyor egzoza. Mesela onlar çok şey ama polisler de artık orada ne var ne yok bildikleri için direkt artık yakalıyorlar. Bakın arkadaşlar dikiz aynasında şöyle göstereyim. Altında bir düğme var. Bu karartmaya yarıyor. Bak akşamları bunların hepsi çok işe yarıyor. İnşallah gözlük kabı vardır. Abi budur ya. Beni yakaladın şu an var ya. Benzin fişlerimi oraya tamam okey ama bu gözlük kabı için harika bir şeydir. Bak al. Gözlüğünüzü çizmez etmez. Bakın bunların içi normalde süettir. Bakın şöyle güzel de bir süet süngeri var. Kesinlikle gözlük zarar görmesin diye. Şu şekilde gözlüğü koyuyorsun abi. Kapatıyorsun. Hediye galiba. Yok canım paramız aldık. Bize kim hediye edecek? Dertlerini de üzmeyeyim seni. Arabanı beğendim. Neyse gözlüğü şey yapmayalım. Gözlüğü satıp arabaya jant lastik alabilirsin. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Tabii emniyet kemeri klipslerimiz var. Ama emniyet kemerimizi taksak daha güzel olur. Evet daha güzel olur. O yüzden emniyet kemeri takalım. Kamu spotumuzu yapalım. Araba arkadaşlar otomatik vites. Bunlar da şey oluyordu ya. BSI kasasında galiba. Ekonomik sürüş vitesi gibi bir şey vardı böyle. L evet, miydi o? S olması lazım. S yerine L mi vardı? Bir şey o vardı onda. O Clio'larda var. Clio'larda mı vardı? Evet. Kasada yok. Kafamda artık arabaları karıştırıyorum. Drive modu var. Drive modunda ne var? Eko var, Eko normal, var spor. Normal var, spor var, 3 mod var. Evet.
Eko'da gerçekten daha yakıt tüketimi düşüyor mu? Yok, daha çok artıyor. Daha mı çok artıyor? Evet. Çünkü basman gerekiyor gaza daha çok. Ondan dolayı daha çok artıyor. Şöyle birazcık direksiyonu indirelim. Ben de direksiyonu illaki kucağıma alacağım. Ben koltuk ayarını, direksiyon ayarını mahvettim ama ben böyle hakkını helal et. Şey gibi kullanmayı daha şunu mu seviyorsun? Evet. Harley motor sürermiş gibi. Aynen onun gibi. Arabanın bu arada kilometresi arkadaşlar 57.000'de. Sen bize 60.000 dedin. Normalde 62'ye 60'a yuvarlarlar. Sen 57'ye 60'a yuvarlamışsın. Teşekkür ederiz. Burada arabanın devir göstergesi mi bu? Evet. Bu devir göstergesi falan değişiyor bu arada. Buradaki ayarlarla mı yapıyoruz onu? Aynen. Mesela dur bakalım. O şerit takip oluyor. Şerit takip buradan aç kapa kısıyordu. Evet. Güzel. Bu o neymiş? Da hız sabitleme. Hız sabitleme. Arabayı öğreniyoruz hep beraber. Burada işte Bluetooth menüleri, cartçut var. Evet. Motive falan var. Takılıyorsun. Dinliyoruz. Dört cam açık. Okey. Tamam güzel. Arabanın bir de sürüşüne bakalım. Elektrikli el frenim var. Ambiyansı gösterelim isterseniz. Şuradan. Bu şeridimiz mi var? Evet bu kapı yanları. Kapılar, kapılarda var. Güzel çektirmişsin ama. Nerede çektirdiysen evet. Şiliyi çok beğendim. Evet 64 renk değişebiliyor. Değiştir mesela rengi. Değiştireyim. Telefondan değiş. Telefondan mı değiştiriyorsun? Evet. Mesela bir mor yapar mısın? Tamam kırmızı bu arabanın. Belli ki olayı kırmızı üzerine ama. Değişmesi lazım. Değişmiyor şu an. Değişmiyor mu? Bağlanmam gerekiyor. Olsun tamam kırmızı da kalsın. Değilim. Kırmızı da güzel. Sunroof'umuzun herhangi bir rayında yayında sıkıntı yok. Sunroof'suz araba gerçekten iç karartıyor. Sunroof'un olması da güzel. Onun dışında SOS tuşumuz var. Bir SOS telefon var bir de butonlu SOS var. Hani normal durumlarda bunu, acil durumlarda bunu mudur? Emin değilim. Hiç SOS tuşunu kullanmadım biliyor musun? Hayır kullanmadım. Ben de kullanmadım. İyi Allah kullanmayı nasip etmesin inşallah. Amin inşallah. Şimdi egzozu kapattığınca bak arabanın rahatlığını, arabanın ne kadar aktığını görüyorsun değil mi? Yolda hiç ses almaması çok hoşuma gidiyor. Bence de çok güzel. Bu haliyle hiç ses almıyor mesela çukurlardan olsun. Mesela geçerken. Hiçbir şekilde arabayı basmadığın için de arabanın konforu çok yerinde evet, geldi. Evet konforu çok mükemmel stok haliyle. Hiç yani biz alalım almayalım emin ol. Hani anlaşırız anlaşamayız orayı bilmiyorum. Daha para konuşmadık. Ama yani almasak da iyi bu arabayı basmanı istemem gerçekten. Konforuna yazık edersin çünkü bayağı konforlu. Ya çok yerle bir kullananlar oluyor. İşte bu sıfır araba neticede. Yani o kadar da süründürtmeye gerek yok. Kesinlikle o kadar haklısın ki. Vallahi helal olsun sana. Çok düzgün bir kafan var bu konuda. Bu arada evet bu kamera sistemi var. Aa, sola sinyal verince de sola dönecek mi kamera? Yok, o yok. Sadece kör nokta sistemi diye geçiyor. Anladım. Dönerken yardımcı oluyor. Evet. Kör nokta normalde aynalarda evet, ayna altında şey var şeklinde, zaten. Ayna altındadır. Ha bir de şerit şeklinde sadece yanıp söner. Mesela BMW'lerde böyle bir kamera desteği yok. Sadece oradaki ışık yanıp söner. Evet, o aynanın içinde oluyor büyük ihtimalle. Senin kamera desteğinin olmasını sevdim. Bakayım sol tarafa da verecek sol mi? Sol tarafta yok. Niye sadece sağ var? Sola dönmüyor mu işte? Ya sol tarafta sürücü görebiliyor herhalde. Ondan dolayı koymamışlar. Orası kör bir nokta değil midir? Arabanın sürüşünü beğendim. Arabanın da normalde şu an egzoz açık değil, değil mi? Evet açık değil şu an. Yine de tatlı bir egzoz sesi geliyor. Bir de üstünde bir son susturucu iptalimiz var mıdır? Son susturucu iptali yok. Yok mu? Arabanın orijinal egzozu buysa tatlı. Ben beğendim. Ya basarken falan içeri ses alıyor. Bakalım basalım egzoz işte müsaitse. Yok. Bilmiyorum da müsait mi değil mi diye. Arabada çıkan bir yer olduğu için emanet araba ne olursa olsun. Almadan benim demem yani. Bak çıkıyor. Şurada burası bir sıkıştırabilir miyim? Sıkıştıralım. Müsaade var. Var var. Esmo'da nasıl alıyorsun? Sport'a. Sport. Tamam okey. Yastığı arabanın biraz. Sesi güzel. Çarpışma önleyici de geldi. Önde evet, motor var. Uyarı veriyor. Peki orada. Frene basıyor mu? Basıyor tabii ki. Frene de basıyor. Güzel. Dörtlü yakıyor basarken falan. Şimdi arkadaşlar araba benzinli 180 beygiri de veriyor. Uzun yolda tabii ki de bunu hissedersiniz. Ama kalkışlarda motor hacmi küçük olduğu için 1.5 olduğu için. Bir de CVT şanzıman olduğu için. Kalkış hızlanması güzel değil. Açık evet. Konuşayım. Yani 180 beygiri bir arabaya göre güzel değil. Yoksa mesela sesle falan tamamlamışlar. Hani öyle muhabbet yapmışlar. Ses güzel. Ses sanki çok güzel hızlanıyormuşsunuz gibi ama araba o kadar hızlanıyor. Mu? Araba o kadar hızlanmıyor. Ya hızlanıyor da işte ya uzun vadede dolayı ya, biraz kısıyor işte. Bilmiyorum. Torku kaç bu arabanın biliyor musun? Yok bilmiyorum. Bence torku bu arabanın çok yüksek değil. En azından hızlanmasından o şekilde anladım. Yazılım var dedin. 230 beygir vermesi lazım. Evet. Açık konuşayım. 230 beygirmiş gibi gitmiyor şu an. Ya o da yani hızlanınca gider. Arabanın torku düşük. Hızlanınca gider zaten. Hızlanınca her araba gidiyor. Top speed ne çeviriyor? Ona da yazılım attı mı? Limitör var mı? Limitör yok. Limitör aktif değil. Normalde fabrikada 209 limitörle çıkıyor. Sen ne yaptın bu arabaya? Ya benim öyle pek deneme fırsatım olmadı. Kuzey Marmara'ya çıktığımda o kadar basamadım. Bir de ceza sistemi geldi. Tabii. Yani en topun nedir? Orası. 260 göstergede var. Onun üzerine çıkıyordur. Çıkan arabalarda 260'ın var. Üzerine çıkıyor mudur? Çıkıyordur bence. Bence çıkmıyordur. Ya stok halinde 250-260 çevirenler oluyor. Yani belki yokuş aşağı şanslı bir otobanda olabilir de. 260'ın üzerine
üzerine çıkmak çok büyük bir şey. Yani şöyle söyleyeyim, 300'ü Porsche'lar yapıyor yani. Hani öyle düşün. 300 yapan Civic de var. Ya illaki var. RS'i yapar. Getir orijinal RS'ini, 300 yapar. Aynı motor, yine o da göreceli. Hani bunların hepsi göreceli kavramlar. Evet. Aynı motor olsa tamam, herkes bunu alıp RS'e çevirsin. Öyle şey olmuyor işte. Arabanı ben beğendim, açık konuşayım. Sen de sadece pazarlık yapalım. Bayağıdır Emirhan'a bırakmıştım pazarlık kısmını. Emirhan diyor ki sen çok geriliyorsun, saçma sapan. O yüzden pazarlığı Emirhan yapıyordu ama bu pazarlıkta ben sana eşlik edeceğim. Gördüğün gibi çok tatlı bir insanımdır. Seni üzmem. Sen çok de beni üzme. Eyvallah, öyleyimdir. Sağ olasın. Şöyle duruyorum. Duralım. Ufak bir pazarlık yapalım. Tamam, yapalım. Ben bir iki emsaline baktım, açık konuşayım. Arabanda çok ekstra var ama ekstraları fiyatın üzerine ne kadar koyabiliriz? O konuda birazcık... Ya o kadar da büyük bir para olarak ekstrası yok. Ya para olarak ekstrası yok da. Hani ama mesela biraz emek var. Emeğinin saygıdan dolayı, yani şimdi açık konuşayım, ben ekstraları arabanın fiyatının üzerine koyamayacağım. Çünkü satarken de adama abi şunu yaptılar, abi Twitter var, abi bilmem ne uğraşılmış bir araba. O kadar da şey yani yapmam, atıyorum ya da ambiyansa uğraşmışsın. Şunların hepsini bulmak bile iş yani. Ben bunların farkındayım. Biz de çok evet, tofaş yaptık. Biliyorum. Anladın mı? Ama hani şu kenara şu kırmızı şeridi çekmişsin. Şu panele bunu bulmuşsun. Şunu bulmuşsun. Çoğu zaten hani birebir moda mod uyan şeyler değil. Bunları uydurmak için de gerçekten bir emek harcaman lazım. Hani egzoz sistemini alabilirsin üstünden. Hani gerçekten egzoz sistemini, çünkü biz alsak biz çıkartacağız direkt. Egzoz sistemini çıkartabilirsin. Arabada ben 50 bin lira tramer diye kabul ediyorum. Çünkü ön cam kısmını bilmiyorduk. Şimdi sıfır bir arabada hadi 2007-2008 bir arabayı böyle satayım. Sıkıntı yok. Ama sıfır bir arabayı, sıfır diyorum yani, 2022 nedir? Evet, 2022. Sıfır bir arabayı hani şöyle bir cam çatlağıyla satmak olmaz. Kaldı ki bak şuradan da çıtlamış. Evet, oradan. O ne oluyor biliyor musun? Var. Zamanında bu da başlangıç olarak onun kadar bir şeydir. Yani yürüyor. Çatlaklar maalesef yürüme gibi bir huyu var. Ön camın değişmesi sağlıklı olur. Çünkü bu çatlak büyüyüp mecbur değişecek o. Bu çatlak büyüyüp şunla birleştiğin zaman artık yani sağlıklı olmaktan çıkıyor. Muayeneden de geçmiyor. Emin olabilirsin. Evet. Okey. Mecbur değişeceğiz onu da artık. Bir pazarlık konuşalım senden. Onun dışında tamam, arabanın da koltuk ısıtmalar falan da var. Evet, dolu dolu bir araba. Ondan yana sıkıntımız yok. Güzel koltuk ısıtma arayüzlerini düğme şeklinde yapmışlar, beğendim. İmran şimdi anahtar arabanın üzerine bıraktım. Bakalım evet, anahtar geri gelecek mi gelmeyecek mi onu konuşacağız. Arabanın ben emsallerine baktım. Tamam. Sen bu arabayı ne istiyorsun? Abi ben şimdi bu arabaya 1.350.000 istiyorum. Ekstraları falan olduğu için. Anladım. Çok makul almazsak... bir fiyat istiyorsun diyemem bunun için. Hani anladın tamam mı? Çünkü ben baktım bu arabanın aynı ayarda bir parça boyası. Tamam senin araban boyasız ama yani onda var mesela 15 bin lira tramer. Sende var 50 bin lira tramer. Onda evet, var bir parça boya. Sende boya yok. Hani o tarz emsallerine bakıyorum. Bir de kilometresi çok dikkatimi çekti. 17 binde. Evet. Adam ona 1.350 yazmış. Hani araba tabii başlangıç fiyatı olarak 1.3 bandında geziyor. Onun da farkındayım. 1.300'lükte bir araba. Evet. Hani ondan yana da sıkıntı yok. Hani 1.300'ü alan adam bundan zarar etmez. Bununla da alakalı bir sıkıntı yok ama bu işin para neresinde? Hani benim bu işten para kazanmam için, en azından 1 milyon küsur para bağlamam için 100 bin lira para kazanmam lazım. Ben sana çok açık konuşuyorum bu konuda. 100 bin liradan aşağı kazanacaksan 1 milyon 300 bir arabayı vermem yani. Hani böyle bir muhabbet de olduğu için bizim açımızda, şimdi sen neticede gelmişsin, esnaf evet, araba okuyorsun. Hani böyle bir muhabbetin varlığını bilerek gelmem. Tamam 1.350 kafandaki fiyat olabilir. Sen büyük ihtimalle 1.300'e veririm gibi kafanda kurmuş olabilirsin. Ama o paraları almamız mümkün değil. Açık konuşayım. Maalesef o paraları almam çok zor. Hani benim alacağım rakamı söyleyeyim. Benim hızlı satar rakamım bu araba için hani belki 1.290-1.300 bandı. 100 lira ben kazanacağım. 1.200 de bu araba bana yarar. Ya ben şu kafadayım. Şimdi arabada 50 bin lira hasar kaydı oluşacak. İşte cam değişiminden dolayı. Evet. Bir de tampon değişti. Eksperde evet, gözükmüyor. Hadi oradan 50 bin lira yok, ben, kırarım. Hayır. Ben boyasız olarak kabul ediyorum arabanı zaten. Tamam ben senin kafanda 1.3 kafasını anladım zaten. Ben adamın duruşundan kaça tav olduğunu anlayabiliyorum artık, yılların verdiği tecrübe. Tamam. Ama alacağım rakam 1.2. Gerçekten hani üstüne daha çık dersen gerçekten 5 lira bile çıkamam. Hani artık kardan vermiş oluyorsun. Şimdi neticede 100 lira kar olarak da bakmayacaksın. Bunun vergisi var, dergisi var, noteri var. Evet. Hani ekspertizler sağ olsun sponsor ama kalanını veriyoruz. O yüzden ne kazanacağız? Yani burada sermayeyi bağlamamızın ne amacı var? Biliyorsun piyasada para kıtlığı var. Piyasa bayağı durgun şu an. Evet, bugün öyle satayım desem mesela ben 1 milyon 200'e yine gitmez. O kadar bir durgunluk var. Ben alıyorum işte. Hani gitmez diyorsan ama ben alıyorum. Ama işte 1-200'e. Ben de o paraları pek veremem. Yani pek veremem mi, veremem mi? Veremem. Veremez misin? Valla ben 1.200'den üste de ben çıkamam. Sen kafanda en son ne ineceğin rakam? Hani 1-200. Bunu genel kültür olsun diye soruyorum. Gerçekten 1.200'ün üstüne çıkamayacağım. 1.300. 1.300 gibi düşünüyorsun. 1.300, 1.290 falan. Ben gerçekten 1.300'e ben satarım. Hani işte ben de maalesef. Ne oldu yani? 1.300'e ben sattım. Alıp Honda mı binesim gelmiş oldu? Hani bu işten para kazanmam lazım. Vermek zorunda değilsin. Teklifim 1.200. 1.200 1 olur mu? Olmaz. Düşün. Tamam, tamam düşüneyim mı? O zaman hemen hayır ya da evet'e yaparım. Gerek yok. Dönüş yaparsın. Ben arabana baktım. Arabanla alakalı hiçbir şeyimiz yok. Hesap artık kitabımı yapayım. Hesap kitabını yap. Uyar uymaz o yine senin bileceğin iş. Tamam. Hani 1.350'lik bir arabaya 1.200 demek çok etik gelmiyor biliyorum. Evet. Ama böyle piyasa, yani. Piyasa bu şekilde. Hani eski piyasa olsun 1.250 alayım. 50 lira karla hemen satayım. Evet. Alacağım belki rafta bir ay duracak. Belki iki ay duracak. Bunu ben bilemem artık. Hani önümüzde ne olacağını da bilmiyorsun. Böyle de bir çalkantılı da bir süreç olduğu için birazcık en azından güvenli bir zondan almak lazım. Bu arada arabanın arkadaşlar başlangıç fiyatı
fiyatı 1.300'den açıyorlar. Hani evet. Tabii ki de bunun kadar boyasız zarında değil falan fişmeken. Onu anlıyorum. Senin söylediğin para bu arada makul değil demiyorum. Ama galerici için makul değil. Binici için çok makul. Şimdi şöyle, bunun yani artık alıcı kitlesi 25 yaşına kadar olmuş. Neden? Garantisini bitirmişsin. Yani bu yaptığın modifikasyonlar emin ol ki 30-35 yaşında birinin hoşuna gitmiyor. Evet. Hani o yüzden de hani gençlik şeyleri bunlar. Biz de yapıyoruz. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Hala gençlik var biraz da. 30'da belki ben de bırakırım yani böyle şeyler yapmayı. Ama yani satabileceğimiz insanlar artık 25 yaşına kadar düşmüş oluyor. E zaten 25 yaşında araba alabilecek insan sayısı az. Yani maalesef söylüyorum bunu. Keşke evet. daha çok olsa. O yüzden işte piyasa, müşteri portföyü daralıyor da. Aslında pek bu sefer de bir günde satacağım arabayı belki 10 günde satacağım. O yüzden de parayı korumak adına 1-2 dediğim gibi. Maalesef. Olsun, ben seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben memnun oldum. Emirhan, benim ortağımın adaşısın. Araban da güzel bu arada. Teşekkür Kendine ederim. Göre de keyifli yapmışsın. Evet. İnşallah kazasız belasız binersin. Abi, belli ki inşallah. Bana satmayacaksın. Maalesef, ama yine düşün. Gönül isterdi satmak ama. Sen yine düşün diyorum ben. Tamam, ben düşüneceğim. Yani farklı bir şey olur. Şimdi mesela böyle şey oluyor. Adam kesin bir tavrı oluyor. Ama emin ol ki biraz mantıklı düşündüğün zaman yanaşabilirsin, yanaşmayabilirsin. O senin tabii ki de tercihin. Ben videoya konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Yani seninle beraber videoyu çektik. Gayet de güzel bir video olduğuna inanıyorum. Siz de kanalımızda bunun gibi pek çok araç satım videosu var. Sağda solda çıkan Instagram hesaplarından bunları takip edebilirsiniz diyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben de teşekkür tamam. ederim. İftara kal. İftara daha çok var ya. Öyle mi diyorsun? Öyle. İyi. Kendine iyi bak. Sağ olun. Görüşürüz.